Adıyaman'dan geldik. O günü yaşadığımızı yani hani kelimelerle ifade edilecek bir şey değil. Yaşayan bilir. Bir yandan karla karışık yağmur yağıyordu. Bir yandan deprem. Tabii biz ilçede oturuyorduk. Adıyaman'ın Samsat ilçesinde. Biz üçüncü depremi yaşıyoruz. Birinci depremde evlerimiz yattı. İkinci depremde yıkıldı. Konteynerlerde, çadırlarda 3 yıl, 4 yıl yaşadık. Devlet evlerimizi yaptı. Kendi evlerimize geçtik 1 yıl. Oturduk evlerimizde 3. depremi 10 gün önce yaşadık. Yani bütün sevdiklerimizi gömdük. Çoğumuz, çok kişimiz cenazelerimizin yerini bilmiyoruz. Benim amcamın çocukları, benim ablamın çocukları, baldızımın çocukları. Mezarlarını bile bilmiyoruz. Nereye defnettiğimizi, nereye gömdüklerimizi bilmiyoruz. Gömülecek yerler kalmadı. Yer bile kalmadı. Bıraktık evimizi, yerimizi, yurdumuzu bıraktık. Şu anda geldik. Burada da ben 2 tane kalp krizi geçirdim. Stres, merak. Birini Ankara'da uçakta inerken bir kriz geçirdim. Bir de burada otobüste binip kızımın yanına geldiğinde Kuşadası'nda. Terminalda tekrar bir kalp krizi geçirdim. Apar topar beni bir doktora götürdüler. Benim kızım Adıyaman Gölbaşı ilçesinde yaşıyor. Eşi orada görevli. Kızım enkaz altında kaldı. Onun evi 6 katlıydı, komple yıkıldı. Eşya meşyaları hepsi altında sağ çıktılar ama bir uzman arkadaş öldü. Diğerleri sağ kurtuldu. Kızımı çıkarttık enkaz altından. Çok şükür yani onu sağ kurtardık. Buraya gelmemiz Adıyaman'a zaten ilçeden havaalanlara gelmeye mümkünat yoktu. Ki araba var. Arabaların bizi oraya ulaştırma bir imkan yoktu. Havaalanlarına geldik mi havaalanı da devlet imkanlarıyla. Biz Ankara'ya kadar geldik. Ankara'dan kendi imkanlarımızla Aydın'a geldik kızımın yanına. Şu anda kızımın yanındayız. Bir kızım orada yaşıyor. Bu şeyde hiç dönmeye niyetimiz yok. Bakalım hele barınacak, yaşanacak bir yer lazım. Artık öyle bir şey olsa yani dönmeyi düşünmüyoruz. Düşünsek bile insan kendi memleketini bırakmaz, terk etmez doğup büyüdüğü memleketini. Ama bu şartlar altında dönmeye hiçbir niyetimiz yok şimdilik. Bir iki saat önce yine deprem olmuş. Yine hem Adıyaman'da hem Hatay'da deprem olmuş. Bir servet bıraktık orada. Yine de servetlerimiz gitseydi de bu can kayıpları olmasaydı keşke. Allah kimseye bir daha yaşatmasın. Allah düşmanın başına da vermesin. Thank you.